Efendim parantezden sevgiler saygılar, yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu paylaşım ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın odağında Ayhan Bora Kaplan meselesine kilitlenmiş durumda. 8 gözaltı var. Emniyet çalışanlarından ağırlıkta oluşan bir gözaltı var. 8 kişilik bu gözaltı büyüyecek mi, devam edecek mi? Evet, bu konuya tabii şöyle de belki de bir ara başlık açmak gerekecek. AKP-MHP arasında bir gerilim, zaten hani adı konmamış bir gerilim vardı, bir kriz vardı. Bu meselenin de bu işin bir parçası olup olmadığı da konuşuluyor, tartışılıyor. Zira Süleyman Soylu ve şu an işte mevcut İçişleri Bakanı'nın işte göreve geldikten sonra yaşananlar, Süleyman Soylu'ya yakın kadroların görevden alınması, Ali Yerlikaya'nın göreve geldiği günden bu yana toplamda terör, mafya, suç örgütü üyesi kapsamında 5000'e yakın kişinin gözaltına alınması, Ali Yerlikaya döneminde yapılan bu gözaltılar, ciddi bir gözaltı. Acaba ne oldu da bir anda bu 5000 insan, ki bunların içinde ciddi bir sayıda FETÖ'cüsü var, PKK'lısı var, suç örgütü var, mafyası var, organize suç örgütü var, elebaşısı var, lideri var. Gerçi Ali Yerlikaya Türkiye'nin mevcut tablosunu, hani operasyonların başarısını anlatırken de işte ulusal ve uluslararası birçok suç örgütü ve örgüt liderinin Türkiye'de, özellikle İstanbul'da olması da büyük bir soru işareti. Bugüne kadar bunlar nasıl Türkiye'de, özellikle İstanbul'da barındılar? İşte bu kapsamda konuyu belki değerlendirmekte fayda var. Tek yönlü değil, çok boyutlu bir olay. Sadece Ayhan Bora Kaplan meselesi değil bu. Birçok yönüyle tartışılması, konuşulması gereken bir konu. Konu nereye kadar uzar? Gerilim nereye kadar sıçrar? Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci bir yerde bitirir mi? Yoksa yani tıpkı FETÖ meselesinde olduğu gibi inlerine kadar gidilir mi bu işin? Bunu da konuşacağız. Bu da Türkiye'nin şu anda gündemindeki önemli başlıklardan, bir numaralı tartışma gündemlerinden bir tanesi. Ve bir başka gündem. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında anayasa değişikliğini, yani özlenen, beklenen, işte hasretle beklenen o sivil anayasa tırnak içerisinde tanımlarıyla gündeme getirdi. Peki anayasa değişikliği, hani ihtiyaç mı değil mi, zaten biz Meltem TV ekranlarında çok sık konuşuyoruz ama bu kadar gündeme gelmişken Erdoğan'ın Özel'e, yani AK Parti'nin CHP'ye bu süreçte ne kadar ihtiyacı var? MHP olası değişikliklerde AK Parti'nin yanında yer almazsa Erdoğan bu yolculuğa CHP ile mi devam edecek? Bu da konuşuluyor. CHP'deki son dönemdeki normalleşme, yumuşama, artık bu da iki ayrı kavrammış gibi konuşuluyor. Normalleşme diyelim, Özgür Özel bu bir normalleşmedir dedi. Bu normalleşme anayasa değişikliğinde işbirliğine döner mi? Buna evrilir mi? Bunu da konuşacağız. Ve biz bunları konuşurken tabii dünyamız gittikçe kalabalıklaşıyor ama bu kalabalıklaşma yaşlı bir kalabalığa dönüştü. İlginç detaylar var. Bunlardan bir tanesi, Japonya'da bir bebek bezi üreticisi çocuklar ve bebekler için olan üretimini bitirdi. Yani artık bu bebek bezi firması, Japonya'da üretim yapan firma, çocuk kısmını kapatıp yetişkin kısmına ağırlık vermeye başladı. Evet, bunu da konuşacağız. Bu da önemli çünkü Türkiye'de de ciddi bir nüfus azalması var, artış hızında. Hasan Hüseyin Tekin, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Gündemi tabii dün İçişleri Bakanı'nın, Sayın Ali Yerlikaya'nın kendi sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım oluşturduğu ağırlıklı olarak. Şu anda gözaltılar var. Gözaltıların detaylarını birazdan paylaşırım ben. Ama günün sonunda bu mesele belli ki aslında bir yavaş yavaş olgunlaşıyor, netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuklacıyı da biliyoruz, kuklaları da biliyoruz, senaryoyu yazanı da biliyoruz gibi bir açıklama yaptı. Dün biraz konuşmuştuk ama bugünkü sıcak gelişmeler ışığında buradan başlayalım istiyorum. Evet, yani dün olay ilk patladığı zaman tabii biz benzer yorumlar yaptık, hatırlarsan. Şimdi ne var burada? İşte
AKP ile CHP'nin yakınlaşıp MHP'yi karşısına alması meselesi var. Bu konuşuluyor. Burada tabii sadece Burak Kaplan olayından gitmiyor üzerine. Bir de Sinan Ateş cinayeti ve iddianamesi üzerinden gidiyor. Evet. Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi. Hatta Sinan Ateş'in vurulma anı servis edildi. Tabii. Yani düşünebiliyor musunuz? 2022'nin işte aralığının sonunda meydana gelen bu feci olay bugün sanki yeni yapılmış gibi, yeni işlenmiş gibi, evet, sıcaklığını koruyor. Hatta yeni görüntüler servis ediliyor. Burada MHP lideriyle Erdoğan arasındaki bir görüş farkından bahsediliyor. Yani burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte AKP'ye yanaşması, yumuşaması, normalleşmesi kavramları var. Aslında siyasette hani böyle kavramlara fazla yer yok. Neden yer yok? Yani var da yok. Yani ana muhalefet partisi birinci parti olmuş. Fakat gidiyor iktidar partisine hiçbir şey olmamış gibi. Sanki bu problemlerin efendim müsebbibi bu iktidar değilmiş gibi. Onunla beraber işte sıcak pozlar veriyor. Tabii bu işin içerisinde program öncesinde görüştüğümüz gibi İmamoğlu da var. İmamoğlu bunun neresinde? Tabii. Şimdi İmamoğlu'na baktığınız zaman bu karelerin hiçbirinde yok. Özgür Özel'le bir fotoğraf vermiyor, beyanat vermiyor, bir araya gelmiyor. Mansur Yavaş nerede? Yok. Hani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ama bunların ismi sağ sol açık diye geçti yani Cumhurbaşkanı adayı olarak. Bunlar nerede mesela? Özellikle Özgür Özel'le İmamoğlu arasındaki bu soğuk rüzgarlar her yerde hissediliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olma vasfını veyahut da vazifesini yapmak yerine ve birinci parti olmuş ana muhalefet partisi vazifesini yapmak, hem seçmenin hem partilerin kendisinden o beklentiyi yerine getirmek yerine iktidarı adeta şey taşıyor yani değirmenine su taşıyor. Değil mi? Koltuk değneği olmuş durumda. Yani baktığınız zaman sanki Erdoğan seçimi çok büyük bir zaferle kazanmış. Özgür Özel sanki kaybetmiş yani CHP kaybetmiş. Böyle bile olsa böyle bir ilişkinin bir anlamı yok da. Ve efendim Özgür Özel de işte Erdoğan'a adeta sığınmış. Yani artık vesayet altındaki bir lider gibi davranıyor. Evet. Bunlar tabii şimdi yeni yeni anlıyoruz. Meğer ki bunlar bir araya gelip işte belki de MHP'yi dışlayan bir ulusal birlik hükümeti ifade ettiğin gibi kuracaklar veya başka bir şey düşünüyorlar. Tabii bütün bunlar bize kapalı ama gördüğünüz zaman hani burada hem AKP ile MHP arasında hem de CHP içerisinde işte İmamoğlu, Yavaş ve Özel arasında kazan kaynıyor. Belki hani Yavaş o kadar işin içinde değil şu anda ama özellikle İmamoğlu ile ilgili yani bu aralarındaki sürtüşme, aralarındaki görüş ayrılığı çok net bir şekilde ortada. Şimdi bak işte siyasetin doğasına yine dönecek olursak, siyasetin doğasında lider bir kişidir. Ve bütün tartışma hep Cumhurbaşkanlığı makamı üzerindendir. Çünkü orayı çözemezseniz hiçbir şeyin anlamı yok. Şimdi başta İmamoğlu, Yavaş, Özel işte ve diğer kadrolar, işte Tanju Özcan'ı da katabilirsiniz buna. İşte Kılıçdaroğlu'na bir başkaldırı yaptılar. Efendim onu düşürdüler, başkan oldular. Fakat bu sefer kendi aralarında anlaşamıyorlar. Niye? İşte burada bir liderlik sorunu var. Şimdi bir liderlik sorunu çözülmediği için bu sefer hepsi başka bir yere savruldu. Dolayısıyla siyasette asıl olan önce liderin kabul edilmesi ve liderin de kendileri üstünü ispat etmesi. Yani bunu edemeyen lider, ya bana itaat edin, benim dediğimi yapın. Yani bu sözle olmuyor. Yani bunu gerçekten hissettirmesi, yaşatması... Ne derler ya, lider olunmaz doğulur. Tabii. Şimdi Özgür Özel lider oldu. Lider doğmamıştı. Diğerleri de o şekilde. Mesela Erdoğan'ın en büyük avantajı ne? Kendi partisinde ve Cumhur İttifakı'nda liderliği tartışılmaz birisi. Yani bunun esasında çok iyi analiz edilmesi lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar iktidara gelememesi, seçimlerde başarısız olması, istenen performansı ortaya koyamamasının temel sebebi liderlik sorunundan kaynaklanıyordu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi liderini bulduğu zaman iktidara geldi. Mesela örnek mi? Ecevit. Mesela İnönü. Evet İnönü kaybetti, gitti, geldi ama işte seçim kazanıyordu. Bir markaydı, bir iyi bir isimdi. Dikkat edin, İnönü ve Ecevit'ten sonra
CHP'de tartışılmaz veyahut da herkesin kabul ettiği, tartışılmaz ifadesi onlar pek kabul etmiyorlar. Yani evet, onlar her şeyi tartışıyorlar ama en azından herkesin kabul ettiği, yani bütün partinin kabul ettiği, etrafında birleşeceği düzeyde, seviyede bir lider olmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl sorunu bir liderlik sorunudur. Olmayınca bu sefer kendi içinde efendim bölündü, parçalandı, tartışmalar oldu, adaylar çıktı. Tam iktidar olacağı sırada olmadık böyle gelişmeler oldu. Ya bir de bunlar birbirlerini sabote etmeyi çok iyi biliyorlar. Yani Erdoğan inanılmaz derecede yani bu konuda avantajlı, mutlu, rahat ve çok istediği gibi bir iktidar süreci geçirdi ve yönetti yani. Bunun sebebi CHP'nin içerisindeki bu bölünme, parçalama ve bence lider vizyonuna sahip birisinin olmamasından kaynaklanıyor. Burada tabii şöyle bir realite var. Şimdi parti hiyerarşisinde, şimdi baktığın zaman işte genel başkan en tepede. İşte il başkanı normalde mesela İstanbul il başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde olması lazım. Hani parti hiyerarşisine göre, devlet hiyerarşisinden bahsetmiyorum. Ama bir bakıyorsun işte İstanbul il başkanı işte belediye başkanının çok gerisinde duruyor. Yani ilçe belediye başkanı adayı belirlerken bile etkinlik açısından İmamoğlu'nun etkinliği il başkanlığının etkisinden çok daha yüksek. Hatta içeride dengeleri oluştururken bile, dengeleri yani milletvekili adayları, belediye başkan adayları oluşurken bile bir belediye başkanı eğer genel başkandan daha forslu, daha etkili, daha yaptırım gücü yüksek bir isim olarak öne çıkarsa o partiyi genel başkan yönetemez. Şimdi ya bu ne hangi bir şirkette de bu böyle olmaz. Yani düşünsene genel müdür var, altında işte eleman ondan daha forslu. Patrona daha yakın hani gibi. Öyle firmalar çok. Evet. Şimdi parantez programı izleyicileri bunu çok iyi hatırlayacaklar. Biz hatırlarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili ta ilk zamanlardan beri şunu demiştik. Ekrem İmamoğlu lider aslında bu işi kurgulayan yani Kılıçdaroğlu'na bayrak çeken İmamoğlu oldu. Tabii. Zaten Kılıçdaroğlu'na bayrak çekerken Özgür Özel İmamoğlu'nun grup başkan vekiliydi. Tabii. Şeyin Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi meclisinde yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde CHP'nin çoğunluğu olmadığı için İmamoğlu ayrılması halinde bir AKP'li seçilmesin diye emanetçi Özgür Özel'i öne çıkardı. Doğru mu buraya kadar? Doğru. Fakat şunu demiştik. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Ya ben zaten bu temel bir şey. Yani geçmişte de bu çok yaşandığı için. O zaman demiştim ki ya bunu yapacak ama bak Özgür Özel başkan olduğu zaman yani genel başkan olduğu andan itibaren İmamoğlu ile çatışacak ve onu takmayacak. Neden? Çünkü taçlanan baş akıllanır. Şimdi bir insana deseler ki yani herhangi bir insana hiçbir vasfı olmayan siyasi anlamda söylüyorum. Ya seni bakan yapacağız. Yani değil bakan hani ömründe site yönetmemiş bir apartman yönetmiş bir insana deseniz bile öyle bir sevinir, öyle bir minnet duyar, öyle tamam abi şu her dediğinizi yapacağım, emrinizdeyim der. Ama bakan yaptığınız andan itibaren belli bir süre sonra de ki bir dakika ya ben bakanım ya. Niye bunları dinleyeyim ki? Benim yetkim var. O yetkilerini, o gücünü artık hissetmeye başladığı andan itibaren onu hani bakanlığa getirenleri ne yapar? Görmezden gelir ve onlarla çatışmayı bile göze alır makamını korumak için. Yine Türkçemize güzel bir atasözü var der ki, körün gözüldüğü açıldığı zaman ilk yaptığı şey bastonunu kırmaktır. Evet. Şimdi Özgür Özel bastonu kırdı. Zeytin Ağacı film vardır İran yapımı. Evet. Orada ama bir akademisyen gözü açılır. Ve fazla başka şeyler açılır. Yapmaya başlar. Fazla gözü açılır. Evet. Hani orada da. Aynen evet. Meltem TV ekranında. Söğüt Ağacı mıydı? Söğüt Ağacı filmi. Evet. Şimdi birkaç bu, kere vermiştik. Yani burada Özgür Özel tamam dedi ben istediğinizi yapacağım. Emanetçiyim sen gel buyur otur. Benden evet. Sonra tabii ki sana devredeceğim. Onlar da dediler ki önce bu seçimi bir kazanalım. Ondan sonra gelir otururuz. Fakat şimdi Özgür Özel bir dakika dedi ya ben genel başkanım. Niye ben devredeyim ki? Niçin ben bu makamı bunlara devredeyim? İmamoğlu'na devredeyim? İmamoğlu ne yapacak? İmamoğlu şu an bir şey yapamıyor. Dolayısıyla siyasette emanetçilik çok tehlikelidir. Aynı evet. Şey biz Özal Yıldırım Akbulut
emanetçiliğinde yaşadık. Yani birçok öyle emanetçilik krizleri yaşandı Türkiye'de. Yani bunun yaşanmayana doğru. Mesela Demir Elçiler arasında da böyle bir gerilim oldu biliyorsun. Efendim mesela bir sürü yani Türk tarihinde yani siyasi tarihinde bunlar fazlaca var. Dolayısıyla siyasette aslında emanetçilik kabul etmez. Eğer yapacaksan İmamoğlu şunu yapacaktı. Belediye kaybedilme uğruna bile olsa gelip o koltuğa oturacaktı. O doğal sürecine bu şekilde ama ben hem İstanbul'u kaybetmeyeyim, hem İstanbul'u kazanayım, hem genel başkan olayım, hem kurultayı şimdi yapalım. O zaman bekleseydiniz, kurultayı belediye seçimlerinden sonra yapsaydınız. O zaman da Kılıçdaroğlu'nu indiremeyeceklerdi. Tabii. Yani böyle bir denklem içerisinde. Şimdi Eylül'de mesela tüzük kurultayı var. Yerel seçim öncesi işte kurultay 2024 Eylül'e bırakılmıştı. Eylül'e neler olacak acaba CHP'de? Tabii yeni bir kriz CHP'yi bekliyor. Evet. Şimdi burada yani tartışma, yani CHP ile alakalı tartışma buradan kaynaklanıyor. Cumhur İttifakı'na bakın böyle bir tartışma yok. Erdoğan yani hatta ben ayrılacağım, gideceğim son dönemim dediği halde hani kendi partisinden değil de ne dedi MHP'de, Bahçeli? Evet. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki hayır gidemezsin. Seni bırakmayız. Niye bırakmıyorsun? Ya sen siyasi parti lideri değilsin. Tamam de ki gidersen git. Ben olurum desene. Ya orada da ayrı bir problem var. Evet yani sonuçta hani AK Parti içinden bu seslerin çıkması normal. Hani, tabii ki. Yani hem duygusal anlamda hem duygusal aidiyet, anlamda. Yok, aidiyet anlamında. Tabii canım. Ondan sonra, ama şimdi bir başka siyasi partinin genel başkanı başka bir siyasi partinin genel başkanına gitme. Bu ülkenin sana ihtiyacı var. O zaman şunu derler bu ülkenin de sana ihtiyacı yok aslında ya, demektir. Sen bunu mu demek istiyorsun? Mefhumu yani? Muhalifi evet, yani bu işi. Tersten okuma. Tabii. Baktığın zaman o zaman eğer Bahçeli diyorsa ki eğer Erdoğan gitme sana muhtacım gözümde nursun başımda tacım muhtacım şarkısı var. Biliyorsun aslında bu Abdülhalim Hafız'a ait bizim Selami Şahin abimiz evet. Onu oradan şey yapmış. Yani uyarlamış diyelim bir Mısır şarkısı. Yani bunu diyorsa o zaman başka bir şarkı da yazılır der ki kapı açık arkada deme çık. Değil mi? Demesi gerekiyor ona. Ya senin o zaman hani ne işin var bu işlerde değil mi? O zaman sana ihtiyacı yok. Ya bu ülkenin sana yoksa ihtiyacı Mevlana'nın yok. Yoksa Mevlana'nın gitme demesi gibi bir gitme miydi öyle bu? Ya. Yani o da hani sana orada hani işte ironi vermezler çerçevesinde bir gitme mi? İroni çıkışı. Mi? Yani hakikaten siyaset ağız tadıyla bir siyasi şey de kalmadı artık Türkiye'de. Eskiden vardı siyasi parti liderleri çatışırlardı, evet. Tartışırlardı, erken seçime çağırırlardı, proje üretirlerdi, yapamasalar da vaatler verirlerdi. Vaat bile veren yok şu anda. Dikkat ediyor musun? Tabii. Vaat bile yok. Ya aslında seçim öncesinde konuştuğumuz hani bir konu vardı ya işte bu seçimden sonra Erdoğan'ın 2028'e kadar hani aslında bir şeye ihtiyacı yok. Hani kendi iktidarını devam ettirmek için bir desteğe ihtiyacı yok. Hani MHP'ye burada ihtiyacı bitiyor. Hani yerel seçimlerden sonra. Ki hani MHP'nin de yerel seçim sürecinde AK Parti'ye ne kadar destek verdiği vermediği de ayrı bir tartışma söz konusu. Şimdi ama en nihayetinde artık sonuç ne olursa olsun Erdoğan'ın 2028'e kadar bir ittifak ihtiyacı kalmadı. Evet. Sadece tırnak içinde anayasa değişikliği. Yani bir anayasa değişikliği olacaksa bu meclis içinde hani referanduma gitmeden yapılabilecek bir anayasa değişikliği olacaksa Erdoğan'ın CHP'ye ihtiyacı var. Şimdi CHP'nin evet dediği ve Erdoğan değiştirmek istediği yasalara HDP de kolay kolay evet diyecektir. Tabii. CHP ile birlikte meclise giren postmodern AK Partililer de ondan sonra evet diyecektir. Hüdapar da şurada zaten onların hani evet dememe gibi bir şansı yok. Ondan sonra baktığın zaman şimdi burada bir MHP hani ayrışabilir, ayrı durabilir, ayrı bir çıkış yapabilir. Günün sonunda geldiği fikir ve üstünde bulunduğu taban çerçevesinde kimliğini korumak adına bu değişikliklere hayır diyebilir. Şimdi burada tabii o zaman iş şuna geliyor. Şimdi MHP açısından olayı değerlendirecek olursak şimdi yani programın başına döndüğümüzde şimdi AK Parti MHP ilişkisinde aslında Erdoğan'ın en çok rahatsız olduğu bu ilişkideki isimlerden bir tanesi söylenen o ki Sayın Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanı.
Zaten hani Erdoğan'ın değiştirmek için çok çabaladığı ama işte en son değiştirebildiği bir isim olarak geçiyor. Şimdi burada da o zaman hani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu yapmış olmuyor mu? Yani bir sistem getirdi, halkın oylamasına sundu. Halk da oyladı ve günün sonunda en çok, en kritik isimlerden biri olan İçişleri Bakanlığı'nda istemediği biriyle bir hani zoraki bir çalışma süreci yaşadı. Ve bugün de bakıyorsun işte bir bakan değişiyor. İşte Süleyman Soylu gidiyor. Ali Yerlikaya geliyor. Bir anda 5000 isim içeri alınıyor. 5000'e yakın isim ve bunların önemli bir kısmı İstanbul'da ikamet eden isimler. Ve bir bakıyorsun Sayın Ali Yerlikaya kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu dünkü paylaşımda hani İçişleri Bakanlığı'nın ne diyelim bu kahramanlıklarını ya da işte yapmış oldukları operasyonları anlatırken öyle ifadeler kullanıyor ki hani aslında Türkiye'nin vahim bir tablosunu ortaya seriyor. Bir de bu AKP yönetiminin vahim uygulamaları olarak değerlendirilemez mi? Yani neticede hani Ali Yerlikaya yeni bir hükümetin, başka bir partinin hükümetinin bakanı değil ki. Tabii. AK Parti'nin, yine AKP'nin değil mi bakanlarından bir tanesi. Yani esasında orada Süleyman Soylu ve geçmiş hükümet, geçmiş İçişleri Bakanlığı'nı eleştirirken aslında bu kabinenin tamamı ve Erdoğan'ı da eleştirmek anlamına gelmiyor mu? Bak okuyayım mı? Yani değil mi? Şimdi tabii bak, ki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz. Tam işte onlar kim oluşturdu? Şimdi bunlar sonuçta Türkiye'de hani faaliyet gösteren yapılar. Yani burada kime eleştiri var? Süleyman Soylu'ya da eleştiri var. Yani bir önceki İçişleri Bakanlığı tabii ki ya diyor ki sen bunlara sebep oldun. Sen bunları besledin, büyüttün veya göz yumdun. Yani ne derseniz deyin. Veya görmedin. Yani biz bunları temizliyoruz demek istiyor yani. Öyle değil mi? Tabii. Yani ve bu operasyonların haberleri her gün yapılıyor. Bak, her gün. Bir yıl içerisinde 5000'e yakın insan. Bir ordu gibi ya. Yani gözaltına alındı, tutuklandı, yargılanıyor. Sorgusu devam edenler var. Şimdi mesela Ayhan Bora Kaplan. Yani bugün sonuçta kaç kişi tutuklandı, gözaltına alındı bu suç örgütüne? 70'e yakın insan gözaltına alındı. Tabii o yanlış hatırlamıyorsam. Birçok hani meşhur suç örgütüne, yani Türkiye'nin hani ismini tabii bile anamadığı değil mi? Suç örgütüne baskınlar. Ya bütün Türkiye'de bunu destekliyor aslında. Tabii. Kimse buna ya şu an toplumsal anlamda Ali Yerlikaya'nın bu operasyonlarından rahatsız olan bir yapı yok. Evet ya, halkın memnuniyeti var. Yani yani aklı başında herkesin, güvenliğini düşünen herkesin memnuniyeti tabii var. Yani bir baron, bir suçlu, bir efendim uyuşturucu kaçakçısı yakalandığında ha inanın yani insanın içinin yağ eriyor. Yani artık bu kadar gencimiz diyorsun. O kadar gencimiz zehirlenmeyecek, bu kadar insan öldürülmeyecek, canına kastedilmeyecek. Değil mi? İşte efendim kaçak yollarla giren insanlar sınır dışı edildiğinde hani sanki bizim evimize girmiş birisini sanki yollamış gibi hepimiz rahat ediyoruz. Tabii. Zaten bizim hani toplumsal olarak psikolojimizi bozan bu urların, bu habislerin, bu yapıların temizlenmesi vatandaş olarak bizi daha çok güvende hissetmemize sebep oluyor. Yani biz diyoruz ki o zaman oh be ne güzel oldu. Şimdi düşünün en çok sinirimizi bozan, en çok bizi yıpratan şey ne? Efendim ne diyorlar? İşte siyasetçi-mafya ilişkisi, siyasetçi-kaçakçı ilişkisi. Ya yani şimdi o zaman duruyorsunuz veya yargıda mesela oluyor ya bu tip olaylar. Yani rüşvet skandalları vesaire. Şimdi bunlar mesele bizi çok tedirgin ediyor. Ama ya işte efendim biz bu suç örgütlerine aman vermeyeceğiz. Onların yakasına yapışacağız. Her türlü efendim suçluyu toplumdan evet temizleyeceğiz dendiği zaman burada bir mutluluk, bir rahatlama ve bir memnuniyet oluşuyor. Biz de bunu evet istiyoruz. İşte bunun ama devam etmesi gerekiyor. Yarın öbür gün Ali Yerlikaya, isim önemli değil. Tabii. Görevden alınıp yerine yine bu yapılara göz yuman veya bunlarla irtibatlı, iltisaklı kişiler geldiği zaman veya gelirse o zaman veyahut da cahil yani bu işi bilmeyen, hani bu güvenlik makalesi okumamış birileri yine gelirse o zaman ciddi problem olur. Ali Yerlikaya neden başarılı oldu? Çünkü bürokrat, çünkü İstanbul Valiliği yapmış.
Emniyeti biliyor, istihbaratı biliyor, devleti biliyor. Tabii valilik geçmişi var. Yani Gaziantep'te bir de herhangi bir valilik de İstanbul valiliği. Gerçi Şırnak'ta 2007-2011 arası valilik yaptığında da o açılım sürecinde de oranın valisiydi. Evet. Ama tabii onlar tabii neticede memur. Çok fazla. Tabii tabii. Yani devlet politikasının gereğini yerine getiren. Ama bir sorun bakalım ki hani memnun muydu değil miydi? Memnun mu değil miydi? Doğru mu yanlış mı? Yani onların hepsini onlar ayrı ayrıdır ama netice itibariyle İstanbul valiliği yapmış birisi Türkiye'de en az hani bir başbakan kadar. Hani bakanlardan çok daha birçok şeye hakim ve yani bilgisel anlamda. Bilgi anlamda ve zaten bunlar gençliklerinden beri 20'li yaşlarından beri devlet kademesinin içerisindeler. Dolayısıyla aslında devleti bu tip insanlar yönetebilir. Yani biz Ali Yerlikaya hani tabii ki hani her yaptığı %100 doğru başarı onun anlamda ama genel anlamda baktığınız zaman yani siyasette başarılı olmak için veya uygulamada başarılı olmak için o işin çıraklığını yapmak çok önemli. Evet. Yani bugün işte bakıyorsunuz işte üniversitelere atamalar yapılıyor. İşte YÖK'e efendim atamalar, eğitim camiasına atamalar yapılırken mesela bunlar fazla gözetilmiyor. Efendim işte TÜBİTAK'a bir ara bir ne? Kasap mı? Veteriner mi atanmıştı? Öyle bir veteriner olması. Evet ya yani mesela gibi. Şimdi burada liyakatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük bir defa yani Ali Yerlikaya'da. Bak mesela bu mülteciyle alakalı, göçmenlerle alakalı, kaçak sınırdan kaçak girenlerle ilgili daha sert önlemler olduğunu görüyoruz. Yani istenen düzeyde mi değil. Ama burada yarın bir gün hükümet ya işte Filistinler gelsin, Gazze'ye kurulan iskele var, o iskeleden gelsinler dediği anda Ali Yerlikaya'nın yapacağı bir şey yok. Yani burada hükümet politikasının tutarlı olması lazım. Yani hükümet politikasının tutarsız olduğu yerde 3-5 tane iyi adam, yani diyor ya birkaç iyi adam, birkaç iyi adam da bir şey yapamaz. Yani burada kesin netice alabilmek için özellikle hükümetin tamamının ve Cumhurbaşkanı'nın tutarlı ve hani sürekliliği sağlayacak politikaları geliştirmesi gerekiyor. Bunlar zaten uygulayıcı bunlar. Yani o politikaları uygulayan bürokratlar yani. Evet. Hani bunlar karar verici değil. Ya yani günün sonunda devletin bir politikası oluyor. Tabii. Bu politikayı uyguluyorlar. Valiler uyguluyor ve bürokratlar uyguluyor. Ama ya yarın ya temel politikalarda yanlışlık olduğu zaman vali de bir şey yapamaz. Bakın bu dün neydi? 15 Mayıs 1919 ne? İzmir'in işgaliydi. İzmir'in işgalinin 105. işte yıl dönümü diyelim. Yani 105. yıl. 105 yıl önce İzmir işgal edildi diyelim. O dönemde mesela İzmir'deki işte askeri komutan yani o subayların başında olan askerlerin işte komutanı Yunan işgaline direnilmemesi gerektiğini söylüyor mesela. Ama bazı subaylar buna uymuyor. Orada şehit ediliyorlar mesela. Şimdi yani mesela askeriye içerisinde, devlet içerisinde yani bu tip şeylerin olmaması gerekir. Ve doğru kararlar alınması lazım. Ve bu kararların bir istişareyle alınması lazım. O zaman ne olacak? O zaman hem uygulayan hem karar alan arasında bir uyum olacak. Hem de bu kararların uygulanması herkes tarafından daha kolay bir daha da kolaylaşacaktır ama ya ben yaptım oldu buyurun yap ya olmayan veyahut da pratik olmayan uygulanamayan bir siyasetin de işte hükümet içerisinde yani görüş ayrılıklarına sebep olabileceği krizlere sebep olabileceğini zaten görüyoruz. İşte bugün mesela Süleyman Soylu'nun hani dün ifade etmeye çalıştım çok büyük bir enkaz bıraktı İçişleri Bakanlığı'nda. Bunu görüyoruz. İşte Ali Yerlikaya bir nebze olsun bu enkazı temizlemeye çalışıyor. Görüntü bu. Ve şu anda aralarında ne var? Bir gerilim var. İşte biliyorsun Ali Yerlikaya gelir gelmez Süleyman Soylu'nun ekibini değiştirmeye başladı, tasfiye etmeye başladı. İşte bu Ayhan Bora Kaplan'ın da işte böyle bir şeyin sonucu oldu. Düşünebiliyorsunuz bunu gözaltına alan polisler, emniyet müdürleri yargılanıyor. Neden siz bunu böyle yaptınız diye. Evet, yani bunu anlamak mümkün değil. Netleşecek, rapor çıkacak. Mutlaka ortada hani bir sıkıntı var ki bu derinlikte bizzat Ali Yerlikaya tarafından bu olay hani gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı şu anda bu olayda olayın hani Ali Yerlikaya'nın arkasında duruyor ama olay ilerleyecek ne boyutlara
gelecek, onu da zamanla göreceğiz. Evet, aslında Türkiye'nin siyasi gündemini ana hattıyla yorumladık. Yani iktidarından muhalefetine kadar. Şöyle devam edelim. Şimdi seçimlerden önce işte birçok şey konuşuldu. Biz de burada konuştuk. İşte Haziran, Temmuz gibi asgari ücrete bir zam beklentisi piyasalarda, özellikle çalışan kesim üstünde var. Biz de bunun olabileceğini ifade etmiştik. Şimdilik, hani şimdilik kaydıyla diyorum. Hani Bakan Işıkhan da açıkladı. Asgari ücrete ara zam olmayacak dendi, diyor, deniyor. Bu Mehmet Şimşek politikaları çerçevesinde ara zam beklentisini rafa mı kaldırmamız gerekir? Yoksa yarın siyasette 24 saat çok uzun süre Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hani AK Parti oylarının düştüğünü görürse, işte yapılan, çünkü sürekli anket yapılıyor. Bu düşüşü görürse Mehmet Şimşek'in sıkılaştırma politikalarına rağmen bir ara zam yaptırır mı? Şimdi bu Fikri Işıkhan'ın bir açıklamasının devamında şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki ekonomi çok iyi gittiği için ekonomik veriler, zam yapmaya ihtiyaç duymadık diye, biliyorsun. İşin devamında onu söylüyor, cümlenin devamında. Şimdi ben merak ettiğim şu, şimdi ekonomi iyi giderken asgari ücrete zam yapmıyorsunuz da ekonomi iyi giderken köprüye, yola, akaryakıta, efendim suya, her şeye, yani yediden iğneden ipliğe her şeye neden zam yapıyorsunuz? Şimdi bak, çok önemli bir şey. Tabii. Soru bu. Yani asgari ücrete zam yapılmamasında ne, ekonomi iyi gitmesiyse köprüye de zam yapılmaması gerekir. Tabii. Ekonomi iyi gidiyorsa. Tabii, ben diyorum ki ekonomi iyi gittiği halde, ekonomi çok tıkırında gittiği halde neden köprüye, yola, suya, şekere, efendim gıdaya, her şeye zam yaptınız? Yani çok şey bu, yani çifte standartlı bir açıklama. Ekonomi iyi gitmiş olsaydı öncelikle bunlara bırak zam yapmayı, indirim olması lazım. Vergilerde indirim olurdu. Enerji fiyatlarında indirim olurdu. Millet rahatlardı. O zaman ekonominin iyi gittiğine, gideceğine inanabilirdik. Ama şimdi bakıyorsunuz işte diyorsunuz ki işte efendim emekliye asgari ücret zam yapalım, yok, ekonomiyi batırır. Ekonomiyi batırır. Buna indirim yapalım, yok, o da olmaz. O da ekonomi. Ne? Ekonomiyi kurtaran olan şey ne? Emekliye zam yapmamak, asgari ücrete zam yapmamak ama iğneden ipliğe her şeye zam yapmak. Ekonomiyi kurtaran bu. İşte tam IMF kafası. Tam. Sonra biz dediğimiz zaman kızıyorlar. Niye bize IMF'ci diyorsunuz? IMF bile bu kadar insafsız değil. Onu da söyleyelim. IMF en azından para veriyor bu iş için. Bunlar bedava IMF'cilik yapıyor. Evet. Ya bu aklı yerine getirirseniz size para veririm diyor. Evet, eski öyleydi. Ama bunlar diyor ki hani Erdoğan demişti ya, kamçısız uygulayacağız. Evet. Yani bize para vermeden de, bize baskı yapmadan da bunu uygulayacağız. Yani çok büyük bir çelişki var burada. Yani ekonominin iyi olması için bakın enerjiye, akaryakıta, gıdaya, ete, süte zam yapmamanız lazım. Ekonominin iyi gitmesi için de emekliye, asgari ücretliye çok ciddi zam yapmak gerekiyor. Bunlar tam tersini yapıyorlar. Yanlış anlamışlar. Diyor ya şair, beni bir kere anladın, o da yanlış anladın. Evet. Bunlar yanlış anlamışlar olayı. Nasıl anlamışlar? Ücretliye, emekliye, asgari ücrete zam yapma, iğneden iple her şeye zam yap. Bu böyle bir ekonomi şeyi yürümez bakın. Hiçbir ülkede yürümemiştir. Ve büyük toplumsal felaketlere, toplumsal kargaşaya, suç oranlarının artmasına, cinayetlere, cinnetlere, psikolojik sorunlara yol açar ki Türkiye'nin hali bu. Bugün antidepresan kullanmayan yok herhalde. Stres düzeyi psikolojik çok yükseldi. Sıkıntılar hani 3. sayfa haberlerine de yansıyor günün sonunda. Yani cinayet haberleri her gün öyle, işte daha bugün gördüm, işte bir taksi, yani adam koltuğunda oturuyor. Arabayla yandan geçen adam taksinin aynasına vuruyor. Taksici kornaya basıyor. Ne yaptın kardeşim? Hani dikkat et gibisinden. Adam iniyor, taksiciye satırla, baltayla, palayla, neyse o elindeki şeyi unuttum şimdi, onunla saldırıyor. Satırla saldırıyor. Adamın parmağını kopartıyor. Şimdi Allah işte korusun. Birkaç gün önce bir tane genç kurye, hem de böyle iyi aile çocuğu dediğimiz türden. Pırıl pırıl birisi. Pırıl pırıl tertemiz bir genç. Okuduğu üniversitede kendine cep harçlığı
sağlayabilmek için aslında bu konuyu da konuşmuştuk. Ayrı bir, evet. Ayrı bir başlık altında, Bolu'daki öğrencilerin yapmış olduğu protesto başlığı altında motokuryelik yapıyor. Hani normalde ilimle, irfanla uğraşması gerekirken kendine bir cep harçlığı üretebilmek için motokuryelik yapıyor. Ve motokuryelik yaparken bir tane, 6 tane mi 7 tane mi suç kaydı olan yine bir başka genç. Hani onun adına da şöyle üzülüyoruz ya, bir genç 17-18 yaşına geldiğinde nasıl olur da 5 tane, 6 tane, 7 tane, 10 tane suç kaydı olur? O genç tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 25 yerinden bıçaklandı. Normal bir şey mi bu ya? Yok. İşte mesela kadın cinayetleri son hız devam ediyor. Tabii. Şu anda çok fazla arttı. İşte cinnetler, boşanmalar ki yansımayan, basına yansımayan. Evet. Tecavüzler, fuhuş haberleri. Yani toplum öyle bir çürümüş, öyle bir çürümüş, öyle bir çürümüş ki artık bunu konuşmak, yani konuşmayla bitiremezsiniz. Yani biz şimdi getirelim her gün o üçüncü sayfa haberlerini, o toplumsal cinnet haberlerini ortaya koyalım. Programımızın süresi yetmez. Tabii. Yani sadece bu haberleri peş peşe vererek, evet. Yani bugün yani böyle bir şey yapsak, tabii. Dünden bugüne yansıyan haberleri, o bir saatte bunların üzerine konuşmak için ek vakite ihtiyaç tabii. var. Şimdi peki bütün bunların sorumlusu hükümet değil mi? Bütün bunların evet. sorumlusu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı. Her bakanlığın mesela orada bir değil mi? Yani, o her bakanlığa oradan bir suç üretebiliriz, bir kabahat üretebiliriz. Bir sorumluluk yükleyebilirsiniz. Bir sorumluluk yükleyebilirsin. O genç motokuryelik yaptı. Neden yaptı? Para verilmedi ona değil mi? Tabii. Al Ekonomi Bakanlığı'nın hatası. O genç eğitimini tam sürdüremedi. Efendim motokuryelik yaptı. Milli Eğitim'in hatası. Al Sağlık Bakanlığı'nın hatası. Sağlık demek ki ruh sağlığıyla ilgilenmemiş bu gençlerimizin. Ya geçtiğimiz gün işte al Adalet Bakanlığı ne işe yarıyor? O genç neden diğeri dışarıda dolaşabiliyor? Katil potansiyeline sahip birisi. Niçin rehabilite edilmedi? Niçin eğitilmedi? Niçin o huylarından vazgeçirilmedi? Bunların hepsinin tek tek ele alınması şimdi lazım. Şimdi o motokuryeyi öldüren, katleden kişi, şahıs 17 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi girdi hapse. En üst limitten cezayı verdiniz. Sonuçta 35-40 yaşlarında bu insan öyle gözüküyor ki aramıza tekrardan karışacak. Yaklaşık 35-40 dediğin zaman senin aslında bir insanın hayatının baharının içinde bir tabii yaş dilimi. Olgunluk yaşı yani. Yani gençlikle olgunluk arası bir yaş diliminden bahsediyoruz. Ama 40 yaşın üstüne de yaş ortalaması çerçevesinde bir 35-40 yılda önünde bir ömür olacak. Şimdi bu insan 35-40 yaşında hapisten çıktığında iş bulabilecek mi? Hayır. Kız yani evlenecek birini bulabilir mi? Hayır. Hangi baba ona çıkıp da kızını verir? Ya da hangi kız hani bu insanın böyle bir geçmiş olduğunu bildiği hayatını halde birleştirir, onunla ona bir hayatını birleştirebilir. Ya bu insana sen bir emanet, şu kağıt parçasını bile emanet edemezsin. Hani duygusal olarak bunu yapmaktan çekinirsin. Şimdi bu insan da günün sonunda önünde hani Allah'ın verdiği ömrü bilemeyiz ama ortalamada belki 30-35-40 yıllık bir ömürle birlikte kalan ömrünü nasıl tamamlayacak? Hani zaten sistem aslında öyle bir sıkıntı üretiyor ki şimdi bir genci okutamıyorsun, cebine harçlık koyamıyorsun, suçlu potansiyelini haline getiriyorsun. Yani öyle oluyor ki yani bugün konuştuğumuz bazı suç örgütü liderleri atıyorum gençlik yıllarında korsan CD satan çocuk oluyor. Ayakkabı böyle, boyayan biri şu, oluyor. Ayhan Bora Kaplan evet, öyle birisi. Öyle biriydi. Zaten orada i̇şte, orada uzmanlaşıyorlar, işte eğitiliyorlar. Bir otogarda tuvaletçilik yapıyor adam hani gençlik yıllarında. Sonra işte orada bir şekilde birileri ona diyor ki ya bak şu işi yaparsan bugün kazandığın 10 katını kazanacaksın. Şunu götür, bunu getir, al sana işte 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira, 10.000 lira. Ya diyor ben diyor bütün gün milletin tuvaletini yıkarken aldığım paradan 10 kat fazla para alıyorum. Şu işte atıyorum cep telefonunu A yerinden B noktasına götürerek ya da filanın gidip dükkanına sen niye bu adamın çekini ödemiyorsun lan deyip o çekin tahsilatından cebine attığı para o işten çok daha fıkarlı oluyor. Sonra bu adam dönüyor dolaşıyor suç örgütü lideri oluyor. Tabii yani her
karakterin diyelim veya her tipin yetiştiği bir ortam olur. Yani tabii. Sen insanlarını, çocuklarını eğitmezsen, yetiştirmezsen, onlara o geleceği vermezsen tabii olacağı yer bu. Şimdi burada tabii ücretlerle alakalı da nedir? Bu krizi aldılar, ücretlinin, emeklinin, asgari ücretlinin sırtına yüklediler. Yani Fikri Kışıkhan demek istiyor ki yani bu efendim kriz emekliye para verilmeyerek çözülecek. Asgari ücretliye zam yapılmadan biz bu şeyi çözeceğiz. Tam tersi diyorlar ki eğer biz emekliye, asgari ücretliye zam yaparsak daha çok kriz olacak. Ya o zaten olmuş olacağı kadar. Bu krizin sebebinin asgari ücretli, emekli olmadığı ortaya çıktı. Neden? Zaten asgari ücrete ve emekliye en minimum tutarda hiç olmadığı kadar az bir maaş veriliyor. Bu az maaş verildiği halde bu efendim kriz neden aşılamıyor? Yani Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş ne dedi? Dedi ki eğer bu böyle çözülecekse o zaman emeklinin maaşını indirin, hiç para vermeyin. Tabii. Eğer bu şekilde çözülecekse. Tam tersine bakın milli ekonomi modelinde ne var? Tüketim kaynaklı bir model var. Diyor ki siz diyor vatan ya zaten ekonominin neden var? Ekonomi nedir? Aslında çok basit. İnsanların karnını doyurmak. Hani Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın tanımıydı bu. Çok güzel bir tanımdı. Sırtını giydirmek. Tabii. İşte sağlık, eğitim meselesini çözmek. İş, aş, eş hani bu kavramlar. Evet, aile bir ürünün bir bütünü esasında. Eğitim, sağlık, efendim giyim, tabii, kuşam, ev, araba, gıda vesaire. Şimdi bunları çözmektir zaten siyasetin. Bir de insanların güvenliğini sağlamak, iç ve dış güvenlik. Tabii. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Ama şimdi siyaset diyor ki bunlarla ben uğraşmıyorum. Hani bir ara Maliye Bakanımız var diye diyordu ya. Ben dolara bakmıyorum. Sen neye bakıyorsun o zaman sen? Aslında şunu demek istiyor. Ben TL'ye bakmıyorum demektir o. Dolar de, değil ki. Şimdi gazeteci de sonuçta dolarla mı maaş alıyoruz ya falan deyip böyle. Şimdi ben şimdi hani burada da olayı aklamaya, yıkamaya çalış. Tabii yani burada da baktığınız zaman şimdi tüketim kabiliyetini yitiren insanlar sadece tüketim kabiliyetini yitirmiyor. Bakın düşünme kabiliyetini yitiriyor. Akıl kabiliyetini yitiriyor. İşte dürüst olma kabiliyetini yitiriyor. Çünkü neden? Fakirlik bütün kötülüğün kaynağı. Fakirlik yokluk. Mesela Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki bu konu. Eğer diyor fakirlik yokluk bir insan olsaydı, bir canlı olsaydı onu zülfikarla öldürürdüm. Çünkü yoklukta olan bir insanın hani akıl melekeleri bile çalışmıyor ki hani bu bilimsel bir yöntemle de ispat edilmiş. Yani IQ'su düşük oluyor insanlarımızın. Hepimizin diyelim. Yani biz de kendimizi oradan sıyırmayalım. Biz de kafayı yedik. Yani neticede millet olarak hepimiz değil mi? Düşünmekten efendim ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl yapacağız? Endişe bakın. Bakın İbn-i Sina'nın bir deneyi var. Çok enteresan okuduğumda etkilenmişti. İki tane kuzu, iki tane koyun veya düşünün. İkisini bir kafese koyuyor. Ama bir tane kafesteki koyunun gördüğü açıda bir kurt var. Yani bir koyun aynı kafeste, aynı şartlarda, aynı yeme, içme, su, her şey veriliyor eşit. Eşit şartlarda. İki tane hayvan var, koyun var. Ama bir tanesinin efendim penceresi diyelim kurtu görüyor. Bir kurt. O da kafeste ama. Ve bir iki ay sonra bakıyorlar ki o hani kurt görmeyen koyun, kuzu semizlemiş, büyümüş, sağlıklı, müthiş yani hiçbir şeyi yok, sağlık sorunu yok diyelim. Hiçbir efendim problemi yokken diğerinin zayıfladığını, yemek yemediğini, melemediğini, evet, derdini anlatamadığını, tepki vermediğini, depresyona girmiş. Bak İbn-i Sina bu deneyi yapıyor. Tabii. Şimdi biz de devamlı kurt gören şeye döndük, kuzulara döndük. Hep bize kurdu gösteriyorlar. Tabii MHP. Kastettiğimiz bu değil diyorsun. Değil ama biraz da uyduk maalesef. Şimdi devamlı bir kurt görüyoruz. O kurt bizi korkutuyor. Ve biz devamlı stres altında. Bu kurt nedir? Açlık, yokluk, asgari ücret, efendim emekli maaşı, vergiler, efendim gençlerin umutsuzluğu, gençlerin evlenememesi, altın fiyatları, beyaz eşya fiyatları değil mi? Bir gencin kurdu nedir? Beyaz eşya fiyatı, tamam, altın fiyatı, efendim düğün fiyatı, düğün yapamıyor, evlenemiyor. Bir babanın kurdu ne?
bez fiyatları biraz konuşacağız. İşte efendim mama fiyatları, okul masrafları değil mi? Bir annenin kurduğuna o da işte mutfağına bir şey ver. Yani hepimize kurtlar verildi. Yani kurtlar şu anda karşımızda uluyor ve bizi korkutuyor. Biz de ne yaptık? Strese girdik. İşte bugün ne yapılması? Milli ekonomi modeli, Profesör Doktor Aydaş o kurtları kaldırıyor. Diyor ki bir dakika durun. Bunlar sizi korkutu, endişe etmeyin diyordu bak. Evet. Bak Profesör Aydarbaşı'nın hocamızın çok önemli bir sözü. Endişe etmeyin. Böyle babacan bir şekilde. Tabii. Korkmayın. Ya sizin sadece, Aydar hocanız var demişti. Evet. Bak çok önemli bir şey. Şu değil. İstiklal Marşı nasıl başlıyor? Korkma. Tabii. Çünkü bakın toplumlar korkutularak da yönetiliyor. Hani adam sana diyor ki aman ha bak sesini çıkartma. Şu emekli maaşını da keserim ha. Tabii. Yani burada toplumsal psikolojiyi düzeltecek uygulamalar lazım. Şimdi Ali Nezir hocamız sağ olsun o söylerdi. Müslümanı korkutmak haramdır mesela. Niye beni korkutuyorsunuz? O da mesela bunu çok kullanır. Şimdi gerçekten bir insana ümit vermek gerekiyor. Yani onu umudunu elinden almak, onu korkutmak, onu endişelendirmek, onu strese sokmak haramdır bakın. Bir insanı böyle algılarla korkutmak son derece iğrenç bir olay ya dedim. Büyük bir şeydir yani. Ya vicdansız ve insansız, insanca olmayan bir yönetim biçimi. Yani bugün işte toplumlar hani şimdi mesela vahşi doğa belgesellerinde şöyle bir şey vardır. İşte aslanlar yüzlerce ceylanın işte geyiğin olduğu bir sürüye birini tespit ederler. Der ki mesela şunu hedef olarak gözüne kestirir. Bu ceylanı avlayacağız. Ama bu ceylanı avlayabilmek için 3-4 tane aslan bir plan yapar. Gider bir tanesi bir yere doğru saldırır, onu bir yere yönlendirir. O yönlendirdiği yerde 2-3 tane daha aslan onu beklemektedir. O yöne giderken onu kapar. Şimdi o arada şunu görürsün. Geri kalan ceylanların hepsinin bir yöne doğru kaçtığını görürsün. Yani halbuki yani normalde içgüdüsel davranmasa bu canlılar 200 tane ceylanın o 3-4 tane aslanı çok rahat oradan uzaklaştırması lazım. Ama ona öğretilenle aslanı gördüğünde kaçacaksın. Şimdi bize de bu öğretiliyor zaman içerisinde. İşte atıyorum aman şunu istemeyeceksin. Aman bunu söylemeyeceksin. Aman şundan şikayet etmeyeceksin. Aman işte şimdi mesela ne konuşuluyor? Yani ne bir realite üzerinden bu konuşuluyor. İşte emekliye niye zam yapılamıyor? Çünkü işte EYT ile beraber ciddi bir emekli sayısı arttı. Artan emekli sayısıyla birlikte EYT'lilerin emekli maaşı da normal emekliye verilecek zamdan karşılanıyor. Şimdi doğal olarak emekli diyor ki inşallah işte staj mağdurlarına emeklilik hakkı çıkmaz. Çünkü çıkarsa emekli sayısı daha da artacak. Emekli sayısı artarsa o fondan benim hakkım ona da kayacak. Tabii maaşlar azalacak. Maaşlar azalacak. İşte inşallah emekliler işte önümüzdeki yıl daha az insan emekli olur da biz de en azından fondan daha fazla pay alırız. Halbuki olması gereken senin emekli olarak çalışırken yapmış olduğun, ödemiş olduğun primin çerçevesinde ve hatta belki onun da bir adım ötesinde yaşama standartlarına uygun bir maaş alma. Onun hakkının peşine koşması gerekirken ne söyleniyor? Bak emekli sayısı artarsa emekli maaşın artmaz deniyor. Nasıl? Emekli sayısı artarsa emekli maaşın yeteri kadar artmaz deniyor bugün emekli. Bu mesaj verilmiyor mu? Zaten baştan beri de biz bunu ifade etmeye çalıştık. Yani şöyle çalışıyor bunların kafası. Şey diyelim ki emeklilere vermeyi düşündükleri bir maaş var. Bu evet. Ne olsun? 1 milyar lira olsun yıllık diyelim ki veya aylık. 1 milyar. Kaç tane emekli var? 1 milyon. Onu 1 milyona bölüyor. 1000 lira dağıtıyor. Emekli sayısı işte olduğu 2 milyon. 2 milyon. Aynı rakamı bölüyor. 500 lira dağıtıyor. Tabii. Şey bu. Hesap bu. Yani Erdoğan şunu aslında söylemişti başta. Yani siyasi hayatıma da mal olsa EYT'yi çıkartmayacağım. Zaten bakın aslında şöyle bir şey var. Yani onu da peşinden ifade edeyim de yanlış anlaşılmasın. Yani EYT'liler o hakkı kazanmıştı. Bakın orada Ecevit iktidarıydı. Yanlış yaptı. Çünkü neticede müktesep bir hak vardı. Onların işte yani onlar yani ben de o kapsama giriyorum mesela. Sigortalı olduğum 1991 yılında sigortalı olduğum gün şunu ben biliyordum. 25 yılda 2016'da ben 5000 iş gününü doldurduğumda emekli oluyorum diye biliyordum.
Fakat 2016 geldi, bırakın olamadık. Biz 10 bin günle, zaten normal şartlarda emekli olduğum sayılır. E tamam da tam siz bunu ilan ediyorsunuz, anlaşma yapıyorsunuz, sözleşme yapıyorsunuz işçiyle, çalışanla. Fakat 25 yılını dolduran ve 5 bin iş gününü dolduran işçiye veya çalışana diyorsunuz ki bir dakika, ben şartları değiştirdim. Bundan sonra 5 bin değil 5.900. Bundan sonra tamam 25 yıl olsun ama işte 45 yaşında değil de 57 yaşında emekli olacaksın. Neden? Bunu açıklasana. Ekonomi kötü. Tamam, ekonomiyi ben bir berbat hale getirdim. Senin uygulamaların, senin iş bilmezliğinden dolayı bu ekonomi faturayı bu hale niye bana kesiyorsun? Evet. Kim bozduysa o düzeltsin veya kime çok bol para verdiyse oradan kes parayı. Kendin tasarruf yap. O kadar uçağa binmek zorunda mısın? Bu kadar sarayı yapmak, bu kadar konvoylarla dolaşmak zorunda mısınız? O zaman buradan kesin bize verin. Veya daha da iyi bir yöntem var. Profesör Doktor Aydarbaşı Milli Ekonomi modelinde Türkiye'nin kaynakları tek tek sayılmış. Ahanda anı şu kaynakları işleyin. Türkiye'nin yeraltı yerüstü kaynaklarını işleyin. Ama diyorlar ki ya onları biz yabancıya sattık. Tamam da yani ya onu yabancıya sattınız. İsraftan vazgeçmiyorsunuz. İş de bilmiyorsunuz. Neyi biliyorsunuz? Bir tek şey var kafanızda. Biz size maaş vermezsek, emeğinizi sömürürsek ekonomiyi ayakta tutacağız. Tek şu anda düşünebildikleri, yapabildikleri bu. Yani ne kaynakları devreye sokuyorlar, ne israftan vazgeçiyorlar, ne efendim kendi yandaşlarına para aktarmaktan vazgeçiyorlar. Ne yapıyorlar? Efendim ekonominin iyi olması için emekliden kesinti yapalım, zam yapmayalım. Asgari ücrete zam yapmayalım ki zaten Fikri Işıkhan bunu söylüyor. Diyor ki bak diyor, biz diyor emekliye zam yapmadığımız için ekonomi çok iyi oldu. Mehmet Şimşek de sözüm ona bu tasarruf paketini savunurken diyor ki efendim bu servisleri kaldırırsak ve işte efendim işte fotokopi kağıdından tasarruf edersek, lojmanları kaldırırsak enflasyona %0.05 katkısı olacak. Aman ne büyük katkı. Şöyle yapalım. O da şaibeli. Evet. Bu kadar işsiz olacak. Tabii yani. Onu ne yapacaksın? Aslında, kaç tane servis şoförü var? Çalışanı var, ailesi var. Ona bir şey düşündün mü Sayın Şimşek? Bu kadar firma var. Şöyle yapalım. Bu konuya hemen hemen her programda bir şekilde giriyoruz. Konu bir şekilde buraya geliyor. Bu nüfus artış hızına gelelim. Şimdi Türkiye nüfus artış hızı ortalama aile kavramını işte 4 kişilik aile kavramından işte 3 küsür kişiye düşürdü. Şu anda Türkiye'nin nüfus artış hızı korkutan bir seviyeye doğru geriliyor. Dünyada da bu nüfus artış hızı ciddi boyutlarda bir krize dönüşüyor. Ve bunun işte şu anda Türkiye'de nüfus artış hızı aile halkı büyüklüğü ortalamada 3.14 kişiye düşmüş durumda. Bu 4 kişi, hani hep açıklayınca 4 kişilik bir ailenin işte yaşam koşulları, onlara göre işte mutfak sağlık harcama, işte mutfak masrafları falan filan. Ona göre açlık yoksulluk sınırları belirlenir. Şimdi bu 3.14 kişiye inmiş durumda. Yani şu an esasında bu rakamlar pi sayısına geldi. Tabii güncellendi. Evet, pi sayısına güzel tespit düştü. Şimdi dünyada da bu oran ciddi manada düşük gidiyor. Japonya bunun en bariz örneklerinden. Artık nüfus doğum oranları o kadar düşmüş ki, hani bebek bezi üreticisi diyor ki yani yaşlı nüfus çocuk nüfusunun o kadar üstünde ki ben çocuklara üretim yapmaktansa yetişkinlere üretim yapayım. Çünkü 80, 90, 95, 100 yaşında insanlar fiziksel hastalıklar çerçevesinde bu tarz ihtiyaçlara sahip olabiliyorlar. İşin başka bir boyutu. Söz sende değilmiş ki, son 2 dakikamız kalmış. Şimdi uzatmayayım. Bebek bezi üreticisi müşteri bulamıyor. Bebek yok. Yeni müşteriler var. Yok. Ya, ama ne var ama dediğin gibi başka bir hedef kitle var. Onlar da maalesef aynı sorunla karşı karşıyalar. Ve onlar yani bu ticaretin doğasında var. Ya yani şimdi bebek olmazsa kime satacak bunu? O küçücük şeyi yetişkin giyemiyor. Bu sefer ne yapıyor? Tabii. Hasta bezine, yetişkin bezine yöneliyor. Yani bu esas da Avrupa'nın, Batı'nın, yani tabii Japonya doğulu büyüken batılı kafası var. Yaşadığı bir sorun. Yani bunun tabii çok sorunu, birçok sebebi var, konuştuk. Ama bir numaraya ahlaki sorun olarak, yani aile kavramının olmaması ki hani Japonlar geleneklerine bağlıdır.
falan falan söyleniyor ya, o da değil yani. Neticede aile kavramı yok olunca, çocuk kavramı yok olunca işte toplumsal bozulma, yani dejenerasyon başlıyor. Evet. Türkiye'de işte 70'li 80'li yıllarda çok yoğun bir şekilde ne yapıldı? İşte bu doğum kontrolü üzerine devletin bizzat politikaları oldu. İşte gerek kamu spotlarında, filmlerde bunlar işlendi. Nüfusa müdahale ettiler. Şimdi de toparlayamıyorlar. Avrupalılar da aynı şekilde. Dünyada şöyle bir tespit yapılmış. Evet. Yani özellikle hani Batı diyor ki neden nüfus artış hızımız durdu? Çünkü hani sonuçta bu nüfus artışının önemli bir yükünü, en önemli yükünü kadın taşıyor. Yani anneler burada taşıyor. Tabii. Evet, anne kavramı devreye giriyor. Eğitim sürelerinin uzaması ve iş hayatı kadını annelik görevlerini ya da anne olma duygularını ötelemeye itiyor. Ve bir süre sonra da annelik kadını bu hayattan uzaklaştıracağı için anne olmaktan vazgeçiyor. İşte şey de var, işte ahlaki çöküntüler var bunun temelinde. Ve işte kadını iş hayatına sürmek, her alana, tabii ki birçok alanda kadına ihtiyaç var. Ama yani şöyle bir şey yapıldı, yani sanki ev kadını ve annelik işte ikinci, üçüncü sınıf insanların yaptığı bir işmiş. Ya sen ev kadını mısın? Annen ne iş yapıyor? Ev kadını. Millet demeye çekiniyordu. Tabii. İşte mühendis, doktor, avukat, işte hatta işi abarttılar, tır şoförü falan. Tabii. Bak kadınlar tır şoförlüğü de evet yapabilir ama fıtratına aykırı bakın. Hani şimdi kadının fıtratına, yaratılışa en uygun olan iş işlerine bir anneliktir. Yani kadın hiç meslek sahibi olmasın, okumasın, yazmasın. Böyle bir şey yok ama kadının fıtratında annelik var. O duyguları yaşamak var. Onu sen asli vazifesinden uzaklaştırıp asli olmaya vazifesini abarttılar yani toplumda. Evet. Süremizi doldurduk. Bu konu çok kritik bir konu. Tabii ve yani buna da bir ara ayrı bir başlık açalım. Evet. Çünkü gerçekten yanlış anlaşılıyor. Hani kadın çalışmasın ya da kadın işte iş hayatında olmasın değil ama nüfusun artış hızında asıl sorumluluğu alan kadın. Erkek yani 9 ay ya kadın çocuğu, olmadan çocuk kadın olmadan doğum olmuyor. Sorun o. Ve bu 9 ay anne karnında işte bunun hamilelik sürecinin ötesinde de bir 4-5 ayda emzirme süreci dediğimiz süreçten yani yaklaşık 1,5 yıla yakın süreç kadına burada ya şunu çözmek sadece lazım. Kadının yapabileceği bir vazifeye dönüşmüş tabii, durumda. Kadınların ya da öyle zaten anne olmasını teşvik edecek, çocuk doğurmanı teşvik edecek uygulamalar yapılacak. Ama bir taraftan da mesleklerini yapacak. Tabii. Bunlar birbirine engel şeyler değil i̇şte, aslında. İşte orada da bu da diyor ya kariyer mi evlilik mi hani ikisini bir araya ikisini de yapacaksın. Çözüm yani, üretecek. Mesela bugün evden çalışarak birçok iş yapılamıyor mu? Tabii. Yapılıyor. Yani kadını illaki böyle zor işlere sevk etmenin zorlu bir parkura hani erkeklerin de çok kolaylıkla yapacağı işlere sokmanın bir anlamı yok ki. Doğru. Belki de bazı meslekleri erkeklerden uzaklaştıracaksın. Çünkü kusura bakma yani bu tabii, şu an kadınlar kadın yapacak. Mesleği olacak belki de. Tabii tabii onlar yani. Yapılabilir. Olabilir. Görüşürüz. Bugün Perşembe dolayısıyla hani haftanın bizim için son program günü. Pazartesi gününe de kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.